Neler tüketiyorsunuz acıkmayalım, susamayalım diye? Vallahi çok hafif şeyler yiyorum. Tok durmak için daha çok lifli gıdalar tüketiyorum. Benim için acıkma söz konusu değil. Vallahi biz de gazetelere soruyoruz, oralara buralara bakıyoruz. Sen söyle diyorsunuz o zaman. Tabii. 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Peki iftarda ve sahurda neler yemeliyiz, neleri tüketmekten kaçınmalıyız? Şimdi hepsini sizler için araştıracağız. Sahuru hep sabah kahvaltısı olarak düşünmelerini öneriyoruz. İki dilim kepek ekmeği arasına güzel bir peynir, az tuzlu ve az yağlı olursa gün içine susamalarını engellerler. Yulaflı, sütlü karışım gibi bir karışım yapıp onu yavaş yavaş yediklerinde bilsinler ki çok tok tutacaktır. Zaten efendim mesela işte kıvır zıvır bir şeyler olur ya. Susuzluklarını giderecek ne vardır? Kivi vardır. Erik hem tokluk hissi veren hem de aynı zamanda susuzluğu gideren bir yapıya sahiptir. Ve sıra geldi iftara. İftariyelikle başlamak doğru olan pideyi minik minik iftariyeliklerle yiyoruz. Ardından bir kase çorba içiyoruz. Yanına da minik bir salata. O salata da posa değeriyle en azından bizim tokluk hissimizi arttırıyor. Önerim oruç tutan izleyenlerimize hafif bir sebze yemeği yemeleri. Lüp 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 yutulmamalıdır. Yiyebildiğim kadar yiyorum. Homini gıttak yiyi değil. Allah ne verdiyse yiyorum. Suyu mutlaka içsin. İftar sonrasından sahura gelene kadar süreçte 2 litreyi geçmelerini öneriyoruz. Gayet tok hissetmelerine neden olur. Çok tuzlu besinleri kesinlikle tüketmemek lazım. Çok yağlı ve kızartmalı yine tüketmemek lazım. Yemekhanede ne çıkarsa onu yiyoruz. Ne çıkarsa bahtımıza o zaman. Aynen, bol bol su.